Arkadaşlar İslam tarihi konusu kapsamında Hz. Muhammed dönemi, 4 Halife devri, Emeviler, Abbasiler ve İspanya'da kurulan İslam devletlerinin siyasi faaliyetlerine baktık. Şimdi de İslam kültür ve medeniyetini inceleyelim. Öncelikle e, yönetim alanındaki gelişmelere bakalım. İslam devletinin kuruluşundan itibaren teokratik özellikler taşıdığını biliyoruz. Yani teokratik derken burada dine dayalı bir devlet olduğunu biliyoruz. Dini kuralların ön planda olduğu bir devlettir İslam devleti. İslam devletinde ilk kez halife ve valilere maaş bağlanmıştır. İlk kez Hazreti Ömer döneminde kurumlaşma çalışmaları başlamıştır. Devlet yönetiminde dört halife döneminde halifeler seçimle iş başına gelirken yani buna cumhuriyet dönemi derken Emevilerden itibaren babadan oğula geçerek saltanat şekline dönüşmüştür. Bunun dışında İslam devletlerinde başkentlere bakıldığında öncelikle Hz Muhammed döneminden dört halife devri içerisindeki Hz Ali dönemine kadar Medine'nin başkenti olduğunu görüyoruz. Hazreti Ali dönemiyle birlikte güvenlik amacıyla Küfe'nin başkent yapıldığını, Emeviler döneminde Şam, Abbasiler döneminde de Bağdat'ın başkent yapıldığını görüyoruz. Arkadaşlar burada özellikle şuna dikkat etmek lazım. İslam devletlerinin başkentleri Medine, Küfe, Şam ve Bağdat'tır. Yani Mekke kenti kesinlikle İslam devletinde başkent olmamıştır. Mekke Kabe'den dolayı ve ticaretten dolayı dini ve ticari, kültürel bir merkezdir ama siyasi bir merkez Mekke hiçbir zaman olmamıştır. Peki neden Medine, Küfe, Şam ve Bağdat başkent olarak tercih edilmiş? İslam tarihinde İslam devletlerinin başkent tercihi e, güvenlik amacıyla gerçekleştirilmiş. Yani iktidar taraftarları nerede daha fazlaysa orası başkent olarak tercih edilmiş. Burada temel e, amaç güvenliktir arkadaşlar. Yine uyarımızda da zaten aynı şeyi söylüyor. İslam devletlerinde başkent seçimi iktidar taraftarlarının yoğun olduğu yere göre yapılmış. İktidarı destekleyenler nerede fazlaysa, o kent merkez olarak seçilmiştir diyor. İlk kez askeri divan Hazreti Ömer döneminde kurulmuş divanı cünt adıyla adlandırılmış. İlk vezirlik ve ilk sivil divan ise Abbasiler döneminde kurulmuştur. i̇lk polis teşkilatı ve ilk posta teşkilatı da Emeviler döneminde ortaya çıkartılmıştır. İslam toplumunda sosyal ve ekonomik yaşama bakıldığında Emevilerde halk dört toplumsal gruba ayrılır. Müslüman Araplar Rütbeli yöneticiler askerler ve geniş toprak sahipleridir. Kendilerini diğer Müslümanlardan üstün görürlerdi. Özellikle Emeviler döneminden bahsediyoruz. Mevali yani Arap asıllı olmayan Müslümanlardır. Bunlar kendilerinin mevali sayılmasından hoşnut değillerdir. Zımniler dediğimiz grup egemenlik altında bulunan gayrimüslim halktır. İslam hukuku bunlara uygulanmamıştır. Kendi dini başkanları ve adli kurumları vardır. Devletin himayesine karşılık haraç ve cizye vergisi öderler. Cize vergisi arkadaşlar burada özellikle askere gitmeme karşılığında gayrimüslimlerin ödediği vergidir. Ve bir de köleler dediğimiz toplumsal grup var. Toplumun en alt sınıfıdır. Savaş esirlerinden toplanır ya da satın alınırlardı. İslam devletlerinin gelir kaynaklarına bakıldığında alınan vergilere bir bakalım. Öncelikle öşür var. Müslüman halktan toplanan toprak gelirinin onda birinin alınmasıdır. Haraç vergisi gayrimüslimlerden alınan toprak gelir vergisidir. Cizye de az önce bahsettiğimiz gibi gayrimüslim erkeklerden askerlik görevi karşılığında alınan vergidir. Arkadaşlar Öşür Haraç Cizye uygulaması daha sonra İslamiyet'i kabul etmiş olan Türk devletlerinde de yani Türk İslam devletlerinde de Osmanlı devletinde de yine uygulanacak olan vergilerdir. Bunun dışındaki gelir kaynaklarına bakıldığında zekat ve sadakanın olduğunu görüyoruz. Yani zengin Müslümanlardan alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. Ve ganimetler, savaşlardan elde edilen ganimetlerin beşte biri de hazineye aktarılırdı. Bunların dışında hayvanlar için toplanan vergiler, maden, tuzla orman otlak gelirleri, yabancı tüccarlardan alınan gümrük vergileri de diğer gelir kaynakları arasında gösterilebilir. İslam kültür ve uygarlığı içerisinde bilim ve sanat anlayışına bakıldığında bilim iki bölüme ayrılmıştır arkadaşlar. Bir İslami bilimler, bir de pozitif bilimler olarak. İslami bilimler içerisinde tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve siyer gibi bilim dalları vardır. Tefsir Kur'an'ın açıklamasıdır. Hadis, Hz. Muhammed'in söz ve davranışları. Fıkıh, İslam hukuku. Kelam, İslam felsefesi. Siyer, Hz. Muhammed'in hayatının anlatısıdır. Bunun yanında pozitif bilimler de bulunmakta. Tıp, matematik, felsefe, kimya gibi pozitif bilimler de bulunmakta. Özellikle pozitif bilimler konusunda İslam dünyasında önemli bilim adamları da bulunmaktadır. Buhari gibi, İmam Gazali gibi, Farabi, İbn Sina gibi önemli bilim adamları da bulunmuştur. Yine İslam kültür ve medeniyetine bakıldığında İslam dininde resim ve heykel yapmak yasaktır arkadaşlar. Bunun sebebi de İslamiyet öncesi dönemi çağrıştırmasını engellemektir. Yani putperestlik dönemini engelleyebilmek için e, resim ve heykel yapımı İslam kültüründe yasaklanmıştır. Bu nedenle de daha çok tesip, kakma, nakkaş, minyatür, ebru gibi sanat dalları İslam kültüründe daha çok gelişme göstermiştir. Özellikle arkadaşlar burada resim ve heykel yapımının yasaklandığını söyledik ama Emeviler dönemine gelindiğinde biz Emevi saraylarında gene resim ve heykellerin yapıldığını görüyoruz. Bunun sebebi de sınırların genişlemesiyle birlikte farklı kültürlerden ve farklı milletlerden etkileşimin yaşanmasıdır. Mimari eserlerde Roma ve Bizans, Sasani, eski Mısır sanatının etkileri görülür. Bunda da yine sınırların genişlemesi arkadaşlar oldukça etkilidir. Farklı kültürlerle karşılaşıldıkça mimariye de yansımıştır bu durum. Günümüze kadar gelebilen İslam eserlerine bakıldığında Mısır'da Kayravan Camii'nin yapıldığını görüyoruz. Yine Emeviler döneminde Kubbetü Sahra ve Mescidi Aksa'nın yapıldığını, İspanya'da Endülüs Emevileri döneminde Kurtuba Medresesi'nin yapıldığını ve yine İspanya'da Beni Ahmer Devleti tarafından El Hamra Sarayı'nın yapıldığını görmekteyiz. Müzik